Yarım kilo mu? Bu et güzelmiş ya. Ne bileyim. Ama bunda çok yağ yok. Ahmet, ekmeği ne durumda? Ben bir bakayım, şurada küçük ekmek var mı? Neyse, bir tane yağdan alayım. Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir vlogdan hoş geldiniz. Abone olarak desteklerseniz de çok sevinirim. Zaten öncesinde video bir başlamıştı. Şimdi bir iki tane kargom var. Onlarla ilgili size bir şeyler söyleyeceğim. Bir tanesi. Ben tabii bunu Instagram'da paylaştım ama kutusunu atmadım ki size de göstereyim istedim. Bu Swiss Derm diye bir şampuan arkadaşlar. İçinde yani envai çeşit yağ var, öyle söyleyeyim. Yani içeriği çok güzel. Acayip güzel. Ben aslında şampuanın içerisine biberiye yağı atarak saçlarımı yıkıyordum. Çünkü gürleştirme çok yapıyordu ama ben gürleştirmeden ziyade daha çok uzamasını istiyorum artık. Ve hızlı çözüm istiyorum. Hızlı çözüm istediğim için de bu ürünün Swissoderm sanırım. Swissoderm. Bu ürünün yorumları inanılmaz güzel. Aslında ürün saç dökülmelerine karşı ama herkes saç dökülmelerinden daha çok uzattığını söylüyor. O yüzden ben de alayıp deneyimlemek istedim. Daha dün bir kere kullandım. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak. Bir kargon daha var bu arada. Onu da başlayayım. Şöyle göstereyim. Bir yandan da Instagram'a çekiyorum yani şey olmasın. Bu arada kalitesini çok beğendim. Başarılı. Bunlar hayat kurtarıyor yani. %100 hayat kurtarıyor. Gayet iyi. Yani Zara'da falan dünyanın parası. Bir renk daha var. Bu da lacivert zaten. Gayet beğendim. Çok 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 iyi. Süper oldu. Başka renk kombinasyonlar da var bu arada. Bir bakın derim. Sonuçta atlet her zaman işe yarar. Linkini bırakıyorum. Size de linkini açıklamalara bırakacağım mutlaka. Çünkü atlet uygun fiyatı bulmak bayağı bir zor. Bir de bunlar üçlü paketli olarak satıldıkları için bayağı kullanışlı. Hatta başka renkleri de var yani arkadaşlar.
Tek tek alabilirsiniz bu arada yani. Ama üçlü paket şeymiş. Bu arada bana demin sağlıklı memnuniyet derdi. Şey, bir tane de not yazmışlar şöyle. Teşekkürler. Güzel yani. Atlet her zaman işe yarar diyorum. Şimdi evde temizlik var arkadaşlar. O yüzden biraz kısık konuşuyorum. O yüzden biraz sessiz konuşuyorum. Bir merhaba konuşmasıyla açayım dedim yani. Açıkçası. Şimdi şuraları bir düzeltelim. Bugün çok bir şey yapamayacağım. Belki bir kahve içmeye giderim. Çünkü dediğim gibi de temizliyorum. Arkadaşlar az önce yardımcı abla biraz fenalaştı, kötü oldu ve tabii yani git dedim yani ona. Çünkü şey baktım ayakta duracak hali yok. Yani temizlik yarıda kaldı. Neyse sağlığı iyi olsun da aman aman ben de çok korkarım. Böyle yani yanında bir şey olur diye de çok korkarım. Çünkü ne yapacağımı bilemem yani. O yüzden de ablaya şey dedim yani hani sen hiç şey yapma daha fazla kötüleşmeden. Git yani. Hiç sıkıntı değil falan. Öyle şey yaptık işte. Yani yarıda gitti. Banyoyu da ben yıkadım. Şimdi bir kahve içmeye çıkacağım. Kahve içeyim diyorum. Ama öyle ki şeyimi arıyorum ya. Kulaklığımı arıyorum. Kulaklığımı buldum. Tamam. Süper. Kulaklığımı buldum. Şöyle bir kahve içeyim ben de falan. Bu arada ben de iyi değilim bu aralar. Yani bir değişik bir şey var. Yani mesela tansiyon falan çok düşüyor. Bence bu hava... Yani hava bayağı kötü olduğunu düşünüyorum. Aa bak bir şeyi yarım bırakmıştım. Ablanın sesini duydum çünkü o yarım bıraktığım şeyi de hızlıca tamamlamak istiyorum. 2 saniye. İyi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yarım kalan işi de bitirdim. Çıkıyorum. Ben de iyi hissetmiyorum bu arada kendimi. Yani başımda bir şeylik var yani böyle hani sanki tansiyonum sürekli düşüp iniyormuş gibi. Değişik ya. Bu pandemi bizi mahvetti. Biraz çıkalım. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bizim çok yakınımıza, tam arka sokağımıza Starbucks açıldı arkadaşlar. Çok mutluyum bunun için. Oraya gideceğim. O yüzden böyle çok salaş yani. Evde gideyim, kıyafetleri gideyim gibi bir şey. Bu şort da gittikçe büyüyor bana. Neyse haydi bakalım. Yani... Starbucks'ın bu tarafa açılması inanılmaz iyi oldu. Yalnız bugün hava patlatacak galiba. Arkadaşlar size bugünkü akşam yemeğimi göstermek istedim. Çünkü çok muazzam bir tabak yaptım kendime. Bence ve aşırı sağlıklı. Haydi gelin gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar buraya domates salata doğradım. Burada siyah yani fasulyemiz var. Ve kıyma ve yanına yoğurt. Muazzam bir menü. İnanılmaz sağlıklı arkadaşlar. Bayılacaksınız. Benden bir günde ne yiyorsun isteyenler çok fazla oluyor. Sağlıklı beslenmeni göster diyorlar. Ve ben de dikkat ettiğim beslenme şeklimi size göstermeye çalışıyorum. Özellikle böyle tabaklar yaptığımda göstermeye çalışıyorum. Ki sizde faydalarına fikir olsun. Ben mesela o fasulyeyi aslında normalde şey yapıyorum arkadaşlar. Yani mesela 1 kilo işte fasulyeyi haşlıyorum ve buzluğa kaldırıyorum. Sonra ona böyle
bir avuç çıkartıyorum ve işte kaynar su ekliyorum üzerine. 2 dakika durunca zaten kendine geliyor, yumuşuyor ve yeme kıvamını alıyor. O yüzden çok pratik oluyor. Ben nohutlarda da bunu yapıyorum. Börülcelerde de bunu yapıyorum. Siz de faydalanabilirsiniz bundan. Ve böyle salata gibi yaptığınız zaman inanılmaz güzel baklagil yeniliyor. Ben yemeğinden ziyade salatasını yemeyi tercih ediyorum. Bunlar fikir olsun istiyorum size. Çünkü beslenmeyle ilgili çok fazla bir şeyler paylaş diyen çok fazla var. Mesela burada şimdi eşime makarna yapıyorum. Ama ben makarna yemeyeceğim. O hayatta öyle bir bol yemez yani. Yer de doymaz. O yüzden makarna yapıyorum ona. Böyle. Yani bu bir fikir olsun size. Yanında da kara buğday ekmeğinden yiyeceğim. Kara buğday ekmeğine devam. Vegandır. Çok sağlıklıdır. Ekşi mayalı da yiyebilirsiniz. Onlar da vegandır arkadaşlar. Size bir tüy olsun bu. Bana afiyet olsun. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Vlog tümüz yine devam ediyor. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi arkadaşlar bugün baya bir işimiz var. Çünkü cuma günü benim Schengen vizesi için görüşmeye, evraklarımı göndermeye, işte götürmeye gideceğim. O yüzden evraklarda bir iki tane eksikler var. İşte banka dokümanları, fotokopiler ve biyometrik fotoğraf. Biyometrik fotoğraf için de bir makyaj yapmayı düşünüyorum. Öyle onlara hazırlanacağız ve dışarı çıkacağız arkadaşlar. Fakat öncesinde ben bir kahve içmek istiyorum. Saçlar yine ahenkle dans ediyor. Kaküller biraz uzamış, o yüzden kıvırcık pek de şahane bilmiyorum. Bu saçları da şeyde nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Yani fotoğraf çekimde nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Neyse bir şekle sokacağım yani. Büyük ihtimalle yarım toplarım, bir şöyle bir şey yaparım falan filan. Her neyse, şimdi bir kahve yapalım istiyorum sizle beraber. Sizi de şöyle alayım. Arkadaşlar Trendyol'da çekilişe katıldım. Kahve makinesi çekilişine. Ya valla bir kahve makinesi çıkarsa mükemmel olur. Şimdi şurada kahveler şey olsun. Şimdi arkadaşlar geçen giydiğim kombinimi giydim aslında. Geçenki videolarda görmüşsünüzdür. Çünkü fotoğraf çekimi yapacağım. Fakat şimdi öncesinde... Ay eyvah. Arkadaşlar az önce büyük bir aydınlanma yaşadım. Bu biyometrik fotoğraflarda bu küpeler çıkıyor muydu? Arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Ben geçen hafta değil yani 5 gün önce, 6 gün önce falan kulaklarımı deldirdim. Sıçış. Ne yapacağım şimdi? Bunları da hemen çıkartmak istemiyorum çünkü iltihap kapabilir. Yani en azından diyorum ki perşembeye kadar bekleyeyim. Yani bugün salı, perşembeye kadar bekleyeyim, perşembe yani fotoğraf çektireyim. Bence öyle yapayım, yoksa çok canım acır. Okey. İnanamıyorum. Arkadaşlar, az önce aşağıdaydım ve kargomu yakaladım. Hemen eve gelip size açmak istedim. Kutularını aşağıda açtım arkadaşlar. Bu Vogue serisinden 2 tane göz kaldım ben. Bir tanesi şöyle. Yani çok güzel değil mi? Bayıldım. Bir diğeri de yani özellikle fiyatları diğer markalara göre çok iyi arkadaşlar. Ve bu arkadaşlar yani şahane. Şahane. Sadece ben bunu sanki başka türlü mü almıştım bilmiyorum. Ama love it. Yani love it. Bunu da çok beğendim. Sadece biraz
küçük. Yani öyle söyleyeyim size. Hatta baktım ben acaba bedenini mi şey yapamadım diye ama yani bedeni yok benim anladığım kadarıyla sanki ya. Evet, çok bir önemi yok. Bayıldım. Şunu hemen çıkartmak istiyorum ve kullanacağım. Evet. Süper. Ay, kahverengi de çok güzel. Ama bugün kıyafetime yeşilin uyacağını düşündüğüm için yeşili takıyorum. Hemen şurada da bir bezi var. Beziyle de temizleyeyim. Benim kemik gözlüğüm yani kaliteli yoktu. Bir tane böyle uyduruk vardı. Ondan da çok sıkıldım. Artık yakıştırmıyorum kendime. Şimdi bunlar Vogue'un Hailey Bieber serisi. Dışarıda çok aradım ama dışarıda bulamadım arkadaşlar. O yüzden ben de şey yaptım yani hani tamam dedim o zaman ben alayım bunu internetten. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yakıştıracağınızı düşündünüz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir detay vermek istiyorum. Bana benim yüz tipime bütün gözlükler çok güzel oluyor. O yüzden rahatım o konuda. Yani bana bu kesin güzel olur dediğim her gözlük bana mükemmel olmuştur. Çünkü yüz şeklimden kaynaklı olan bir durum. Şimdi ben kaçan zil dışarıda acayip işlerim var ve acayip oyalandım arkadaşlar. Paketleri de aşağıda açtım. Düşünün ki vakit kaybetmeyeyim diye Instagram'a geçeceğim. Bunları da size açıklamaya mutlaka bırakıyorum. Kaçalım. İnanılmaz bir sıcak havanın ardından finally evdeyim. Şimdi ben neler yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle biraz AVM'ye gittim. İşte bu Schengen vizesi hazırlıklarının çoğunu tamamladım. Fotoğrafı çektirmedim çünkü nedeni küpeler biliyorsunuz. Onu büyük ihtimalle Perşembe günü halledeceğim. Yani son gün halledeyim ki sıkıntı olmasın. Hani çıkartabilirim. Çünkü şimdi çıkartırsam yani korkuyorum iltihap kapmasın. Bir esnadan da şuraları biraz düzeltiyorum. Çok dağıtmışım çünkü. Öyle eve geldim şimdi. Bir iki saat sonra tekrar çıkacağım. Saçlar da muazzam. Çünkü neden çıkacağım? Neden çıktım ki? Şeyden dolayı çıkacağım arkadaşlar. Bir Migros'a gideceğim. Akşam yemeği için. Bir de bankaya da gidemedim. Çünkü bankanın öyle bir saatine denk geldim ki arkadaşlar. Öyle tatiline denk geldim. Neyse dedim daha iyi şey yaparım. Yani akşam saatinde daha sakin ve daha boş olur. O zaman da onu hallederim diyorum. Öyle yani AVM ilginç bir derecede bir saniye yalnız sizi şöyle koyuyor. AVM'de inanılmaz derecede bir kalabalık vardı. Nedenini anlamış değilim. Yani şaşırdım. Hafta içi salı bugün yani. Ya AVM'ye de sırf öylesine gittim. Yani bir şey alacağımdan değil. Her şey çok pahalı çünkü yani. Zaten gözlüklerimi aldım ben. Gözlüklerim çok güzel değil mi? Beğendiniz mi siz de? Yorumlara yazın. Sırf yorumlara yazmanız için bu videoyu kuruyorum. Ay çok iyi ya. Evet yani öyle bir durum. Şimdi birazcık evde dinlenmece. Bir de ben bu akşam ne yemek yapacağım onu düşünüyorum. Sağlıklı tabii ki de yemek. Biliyorsunuz. Hatta size de belki çekerim merak edenleriniz oluyor çünkü diyorum. Ve biraz dinleniyorum arkadaşlar. Hello, marketten geldim arkadaşlar. Fındık. Akşamki yemeğimiz tavuk. Semizotu, yoğurtlu semizotu salatası yapacağım. Bir de arkadaşlar şundan aldım ben şu Slippy'nin. Aslında şey için olanı da var. Hani böyle cam, tuvalet temizleme için çok güzel bir şey. Fakat bu da ahşap yüzeyler içinmiş. Benim salonum da çok ahşap ürün olduğundan dolayı bunu da almak istedim arkadaşlar. İnşallah bir iz bırakmadan güzelce temizler diyorum. Bu çok iyi oldu. Bir de bayağı büyük ha 59 lira. Ben küçüğünü neredeyse o paraya almıştım. Evet yumurta. Ve domates. Benim yine
şeyin adını söyleyin arkadaşlar. Buzdolabım karma karışık. Bir türlü onun işini içimden, buzdolabı çok küçük. Şimdi semizotu salatasını böyle yoğurtlu yapacağım ama çok aşırı bir semizotu koymayacağım. İçine de kinoa koymayı düşünüyorum. Güzel olur. Kinoa haşlayacağım birazcık. Domatesdi, işte semizotuydu, kinoaydı, salataydı. Zenginleştiriyorum ki doyurucu olsun arkadaşlar. Yanına bir de tavuk yapacağım. Süperiz. 10 numara 5 yıldız. Zaten bir de dünden kalan bir makarnam vardı arkadaşlar. O makarnayı da Ahmet yer biraz. Hem de tavuktan da yer biraz. Onu da doyurmuş oluruz. Ama ben sadece salata ve tavuk yiyeceğim. Tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar bu video kaç dakika oldu, ne oldu, ne bitti hiçbir fikrim yok. Ama burada bu videoyu sonlandırmak istiyorum ben. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Lütfen beğeniye, bir de abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.